Sevgili arkadaşlar, öğrendiğiniz taktikler, öğrendiğiniz bilgiler ve teknikler kafa yapısını değiştirmediğiniz müddetçe işe yaramıyor. Bakış açınızı değiştirmediğiniz müddetçe, kafanızdaki kilitleri açmadığınız müddetçe okuduğunuz kitapların, öğrendiğiniz taktiklerin, öğrendiğiniz yöntemlerin, tekniklerin size faydası yerine sadece size zarar veriyor. Sadece sizin kafanızı daha da karıştırıyor. Zaten kafanız karışıkken daha fazla gereksiz bilgiyle ve taktik yöntemle iyice kafanızın karışmasına sebep oluyor. Dolayısıyla size YouTube'dan anlatanlar var değil mi? Taktikler, teknikler, yöntemler falan. Bunlar kafanızdaki karışıklığı daha da çoğaltıyor. Bu bilgiler kafa yapısını değiştirmediğiniz müddetçe işe yaramıyor. Peki ne zaman bu taktikler ve yöntemler işe yarar? Kafanızdaki kilitleri doğru insanların doğru anahtar ile açmasından sonra işe yarar. Ondan önce sadece öğrendiğiniz yöntemler sizin hayatınızı daha da zorlaştırır. Daha da çetrefilli hale getirir. Fark ettiyseniz biz size daha fazla kafa yapınızı, bakış açınızı, kafanızdaki kilitlerin açılması için doğru anahtarı size veriyoruz. Yani size bakış açınızı, şuradaki kafanızdaki kilitleri açmanız için anahtarları veriyoruz aslında size daha fazla. Önemli olan bilgi değil, önemli olan uygulamak, önemli olan harekete geçmek. Yoksa sadece bilgi işe yarasaydı o zaman 30 sene diyet yapıp en az 150 diyet kitabını okuyup da 150 kilo olan kişi de işe yarardı o bilgi. O 150 çeşit kitaptan 150 çeşit diyet yöntemlerini biliyor. Hafız gibi ezbere biliyor artık. Bilmek veya teknik taktik işe yarıyor olsaydı sadece o zaman o kişi 150 kilo olmazdı şu anda. Arzu ettiği 70 kiloya veya 80 kiloya gelirdi değil mi? En önemlisi demek ki neymiş? İlk önce kafa yapını değiştirmek. Kafanda sana yüklenen kilitleri doğru anahtarla, doğru insanlarla açmak olmalı. Burayı değiştirdikten sonra bilgi, taktik, teknik, yöntem ondan sonra işe yarıyor. Fark ettiyseniz size YouTube kanalında çok bilgi, taktik, yöntem, teknik anlatıyorlar, veriyorlar. Artık bayıyor değil mi? Felsefi konuşmalara dönüşüyor artık. Artık boş muhabbete dönüyor. Ve aldığınız o bilgiler, taktikler, yöntemler işe yaramıyor. Onu fark ediyorsunuz ama ya yine de bilinçaltımı doldurayım, ben bu bilgileri öğreneyim, İleride işime yarar diye düşündüğünüz için belki seyrediyor olabilirsiniz ama dediğim gibi o yöntemler kafa yapını değiştirmediğin müddetçe, ayak bağlarını çözmediğin müddetçe işe yaramıyor. Yani seni engelleyen düşünce yapıları, dil kalıpları, bakış açısı, işte kilitler açılmadan işe yaramıyor. Doğru olan nedir biliyor musunuz? O kafanızdaki kilitleri doğru insan ile, doğru anahtar ile açmak, kilitler açıldıktan sonra yöntem, taktik, bilgiyi öğrenip uygulamaktan geçiyor. Doğru olan bu. Biraz önce dediğim gibi bizim videolar size taktik, yöntem, teknik, bilgi vermekten daha fazla sizin bakış açınızı değiştiriyor. Yani kafanızdaki kilitleri açıyor. Örneğin bizim programlarımıza katılan kişilerin kafasındaki kilitlerini açtıktan sonra arkasından yöntem, taktik, teknik öğretiyoruz. Ondan önce bilgi verdiğimiz zaman yavan kalıyor. Zaten kişi uygulayamıyor ki. Bakış açısını değiştirmediğin müddetçe o kişi o bilgiye sahip olduktan sonra harekete geçemiyor. Önemli olan harekete geçmek, uygulamak, hayata yansıtmak. Yani bildiklerini hayata yansıtamadıktan sonra bir işe yaramaz ki. Sadece öyle ayaklı kütüphane olursun. Her şeye cevap verebilen, her konuda konuşan, hani öyle ayaklı kütüphane teyzeler vardır değil mi? Ama iki yakası bir türlü bir araya gelmiyor. Kendine faydası yok ki. Hani terzi misali. Her konuda konuşur, felsefe yapar. Çok bilgilidir ama saçını tarayamaz. Ona dönüşmemek için
İlk önce biraz önce dediğim gibi burayı değiştirmek gerekiyor. Maalesef piyasada bu şekilde bizim gibi düşünen uzman yok gibi. Hiç görmedim. Ne yapıyorlar onlar insanları? Bilgiyle pompalıyorlar. Sürekli ona nasihat ediyorlar. Sürekli ona vaaz ediyorlar. Sürekli ona yöntem, taktik öğretiyorlar. Bilgiyle pompalıyorlar. Zaten kafası karışık olan insanın kafası daha da karışıyor. Kişi işin içinden çıkamıyor. Önemli olan burada uygulamaya başlatmak için kilitleri, esareti, ayak bağlarını, engelleri kaldırmak. İşte bunu yapmıyorlar. Yapmadıkları için başarı oranları onların çok düşük. Doğru yerden başlamadıkları için çoğu başarısız oluyor. Sürekli duyuyorum. Benim programlarıma katılan insanlar genellikle hep onu söyler. Hocam sizin yanınıza gelene kadar ben 20 tane uzmana gittim. En az 30 kişinin seminerine katıldım. Ama hayatımda bir şey değişmedi. Hocam her şeyi biliyorum. Tamam, senin anlattıklarının hepsini anlıyorum. Biliyorum, öğrendim. Ezberi de biliyorum. Ama bir türlü hayatıma yansıtamadım. Programa katıldıktan sonra bakış açım değişti. Kafamdaki kilitler açıldı. O zamana kadar sanki felçtim. Uygulayamıyordum. Programa katıldıktan sonra kafama yattığı için, mantığıma uyduğu için, kilitler kalktığı için hareket edebiliyorum. Öğrendiklerimi uygulayabiliyorum. Önemli olan o değil mi zaten? Uygulamak, konuşmaktan daha önemlisi neymiş? Uygulamak, hayata yansıtmak. Bazı insanlar böyle anlatır, konuşur. Her konuda konuşur. Çok bilgilidir ama harekete geçemez. Hani derler ya, atasözleri var buna benzer. Sözüne değil, yaptıklarına bakın diye. Konuyla direkt bağlantılı olduğu için şunu da söylemek istiyorum. Bizden mesela kitap tavsiyesi istiyorlar. Hangi kitabı önerirsiniz? Biz onlara şunu diyoruz. Şu anda sana kitap önerirsem sen o kitaptan öğrendiklerini bilinçaltına yerleştirirsin. Bilgi sahibi olursun, öğrenirsin. Tamam. Ama kafa yapını değiştirmediğin için uygulayamazsın. Sadece sana yük olur. Kafanı daha çok meşgul eder ve kendini daha yetersiz hissedersin. Niye? Çünkü İsa Bey'in tavsiye ettiği kitabı da okudum. İşe yaramadı dersin. Kendini değersiz, yeteneksiz, yetersiz hissedersin. Kitap önerilerimi ben sadece ve sadece programa katılan arkadaşlara anlatıyorum. Çünkü orada kafa yapısını değiştirdiği zaman insan, düşünceleri değiştirdiği zaman, kilitleri kalktığı zaman, esaretten kurtulduğu zaman kitap okuma basamağına gelmiş oluyor. Çünkü başarı basamak basamaktır. Sen açken, sen susuzken sana lazım olan ne? Su içmen lazım, değil mi? Buna ihtiyacın varken sana kitap verilirse sen nefes alamıyorsun. Senin karnın aç. Sana kitap verilirse bir işe yarar mı? Yaramaz. Sadece daha çok yorulursun. Daha çok enerji kaybedersin. Basamak basamak ilerlemek. İşte programa katılanların kafa yapısı değiştikten sonra ben onlara al kardeşim bu kitabı şimdi okumaya hazırsın. Oku bu kitabı diyorum ve o kitabı okuduktan sonra ona zenginlik katıyor. Önce kafa yapısını değiştirmek. Düşünce yapısını değiştirmek. Bilinçaltındaki engelleri kaldırdıktan sonra taktikleri gösteriyoruz, yöntemleri gösteriyoruz, bilgileri veriyoruz, kitap tavsiyelerini veriyoruz veya izlemesi gereken videoları ona gösteriyoruz. O zaman gösteriyoruz ama senin bilinçaltında o engellerin olduğu müddetçe, kafandaki açılmamış kilitler olduğun müddetçe, zincirler olduğu müddetçe öğrendiğin yöntem ve taktikler seni ileriye götürmeyecek. Bunu artık sen de kafana koy eğer başarılı olmak istiyorsan. Örneğin benim tanıdığım bir ameliyat eden doktor var. Kendisi sigara kullanıyor ve bu adam 2 günde bir ciğer ameliyatı yapan bir kişi. Sigara içen insanların ciğerlerini böyle eline alıyor, görüyor. Zift gibi olan o ciğerleri kokluyor, hissediyor. Bunu bilmesine rağmen, sigaranın zararlı olmasına rağmen, aynel yakın yaşamasına rağmen sigara içmeye devam ediyor ameliyattan çıktıktan sonra. Neden? Çünkü kafasındaki kilitlerden dolayı, kafa yapısından dolayı çözemiyor. İstiyor sigarayı bırakmayı ama olmuyor bir türlü. Ne zaman burayı değiştirdi? İşte o günden sonra sigarayı içmeyi bıraktı arkadaşlar. Herkes de mümkün. Herkes başarabilir. Ama doğru yerden başlarsa. Eğer sen de benim programa katılan insanlar gibi bu konuda yardım istersen benimle iletişime girebilirsin. Ben de seninle ön görüşmede
Senin kafandaki kilitleri bulurum. Kaç tane var? Bunların anahtarları nelerdir? Nasıl açılacak? Bunu sana gösteririm. Eline bir plan veririm. O planı uygularsın. Kilitleri açarsın. Zincirlerden kurtulursun. İşte ondan sonra öğrendiğin bilgiler, öğrendiğin taktikler, yöntemler ondan sonra işe yarar. İşte sen de esaretten kurtulabilirsin. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımızın kafasındaki kilitleri doğru anahtarlarla açmayı öğrettik, gösterdik. Esaretten kurtulmalarına vesile olduk ve şimdi onlar başarılılar, huzurlular, mutlular. Eğer sen de bu şekilde başarı, huzur, mutluluk istiyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.